Ama iyi ki böyle olmuşlar. Seren, Sergül, Gülşah. Güzel evet. Bir şey. Güzel üçlü. Fatma Çakır sormuş. Annen seninle kıyafet, takı, kozmetik, market, kırtasiye alışverişlerinden hangisini daha çok seviyor? Kıyafet. Evet. Kırtasiyeyi sevmiyorum. Ben annemle kıyafet alışverişini sevmiyorum. Çünkü gerçi bu yavaş yavaş iyileşmeye başlayan bir huy. Annemle alışverişe gidiyor. Bana kıyafet almaya diyor. Evden çıkıyoruz mesela. Annem orada kaybedersiniz. Çünkü annem ya kabinde kıyafet dinliyordur ya kendine kıyafet bakıyordur. Yani gelinlik bakmaya gittiğimizde bile kendine kıyafet bakıyordu. O yüzden annemle kıyafet kesinlikle. Kendimi Sergül'le arkadaş gördüğüm evet. için herhalde. Ya gelinlik bakmaya gidiyoruz, annem kendine kıyafet bakıyor. Diyorum gelin hani ben falan böyle. Ben de kayınvalide. Tabii daha önemli. O yüzden kırtasiye alışverişi yapmıyoruz. Beraber çıkmıyoruz. Market benim favorim olabilir. Hı hı. Takı da yapmıyorum. Ablam bir tek takı bize takıcıdır. Evet. Kozmetik de annem sık ilgisi yok. Bilmem. O yüzden ablam. Benim için market, senin için kıyafet mi? Benim için kıyafet. Okay. Sedat Evren sormuş. Annen mi yoksa kocam mı desen hangisi? Annem. O. Tabii ki de. Senin yani herkes bir tane. Yoshi de benim için bir tane. Yoshi de benim. Ama yani bunlar anneme babam mı kadar saçma bir soru evet. Ama illaki seçimse insan annesini bulamaz ama koca ya da eş bulunabilir yani. Bu herkes için ben mi? Leyla Aline sormuş. Hangi popüler biriyle evli olmak isterdin? Sen mi? İkimiz de. Aynı kişiyle değil. Hiçbiriyle. Ben Japonsa eğer Aiba Kun, Arashi'den, Amerika'dansa Jensen Ackles ya da bilmiyorum nasıl söylendiğini, Supernatural'daki Dean, aşığım ona. Yoshi de bunu biliyor, Aiba'yı da biliyor. Türkiye'den yok. Türkiye'de bilmiyorum, Türk biriyle evli olmak. Bekar kalmak daha güzel. Yani, Türkiye'den düşündüğüm biri. Türkiye'de ünlü ben bilmiyorum. Bir yok Türkiye'den. Şu an aklıma gelen. Cansu Du. Annen senin yaptığın makyajları beğenir mi sevgiler? Beğeniyorum. Yani kızlarım güzel yapıyor. İki kızım da güzel makyaj yapıyor. Hülya Misbon. Sergül, annen de kitap okumaya senin kadar düşkün mü? En sevdiği kitap hangisidir? Hayır. Annem hiç kitaplarla arası yok. Çok nadiren Ayşe Kulin okuyorum. Ayşe Kulin okuyorum. Aha, seviyorum onu. Onu da otobiyografik romanlarını okudu. Hayat, Hüzün. Evet. Onları sevdi. Alexis Goat ya da bilmiyorum. Sergül abla küçükken ne olmak isterdi? Düşünüyor annem. Vallahi çok. Anaokulu öğretmeni Gülşah için. Yani olduğum da sayılabilir yani. Müge İstanbul, birbirinizin hangi huylarını sevmezsiniz? Ben annemin her şeyi atmasını dedim. Sen? Gece yatmak bilmezsin. Evet, gece uykusu. Ebrar Karali, Sergül abla benim en çok merak ettiğim soru, annenizle hobi olarak ortak ne yapmayı seversiniz? Gezmeyi. Gezmeyi. Fotoğraf çekmeyi, gezmeyi. Evet. Fotoğraf çekmeyi de seviyoruz. Biz gezelim sadece. Yani ama gezmek deyince tarihi yerler, tabiat öyle. Ben yerler. Mesela ablamla yolculuk yapmayı ya da gezmeyi hiç sevmiyorum çünkü onunla ortak ilgi alanlarımız sıfıra yakın. Annemle ilgi alanlarımız aynı olmasa da annem saygı duyuyor. Yani herkese tamam sen burayasa ben de gelirim fark etmez tarzında. Annem uyumlu, ablamla ben çok zıttız. Zaten onun sigara molalarından bana nefret geliyor. Evet. Ben hiç sevmiyorum. Yani, otoyolda dahi anne bir dur. Bir sigara molası. Ama bizim Sergül'le onun eline fotoğraf çekmek, durursak resim çekmek için. Yani. O yüzden merak et, hani görmek için. Gezmek, görmek için dururuz. Bahar Özlü, Aydın'dan selamlar serrose. Aydın'a selamlar. Benim sorularım da bunlar olsun. Senin gibi annen de kitap okumaya ve kozmetiğe meraklı mı? Hayır. Sadece parfüm dedik. Yoshiki ve annen arasında geçen seni en çok güldüren olay nedir? Annem İnsanların cümlesini tamamlamayı çok seviyor. Yani Yoshi de Türkçe konuşurken onun tek bir istediği şey var. Karşındaki insanın onu susması ve dinlemesi. Ama benim ailemde ve Türklerde bu yok. Yoshi, anne bu çok güzel, lezzetli demek istiyorum. Güzel, yedin. Yoshi, lezzetli diyor. Bozuluyor. Ben ona çok gülüyorum. Evet. Ya da anneannem de Yoshi, yani anneannem sorun olmuş burada ama Yoshi dinlemeden ben Japonca bilmiyorum diyor. Anneannem de bir dinlesen Türkçe konuşuyor aslında falan. O huyu yani beni hem güldürüyor ama Yoshi'yi çok sinirlendiriyor. Yani kötü anlamda değil de anne biraz dinlese iyi olur yani. Ya, bu huyumla değiştirmem lazım. Sözün sonunu beklemem lazım. Aleyna Göz'ün yorumunu anlamadım yani sorunu. Annenle yaptığın en çok marka alışveriş hangisi herhalde? Marka. Biz markalara bakıp alışveriş yapmıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz. Hani alırsak alıyoruz. Yani. Ege Altu, Yoshi abi blog yazmaya devam etseydi iyi olurdu. Gerçi siz bu sorunun yanıtını vermişsiniz. Bir canlı yayında işleri yüzünden devam edemiyor diye ama neyse. Anlamadım. Şafak Beyza Şahin. Bacağım yanıyor burada elektrik sobasında. O yüzden kıpırdanıyorum. Sergül abla bu soru sana, hangi takımlısın? Ben Fenerbahçeliyim. Anne sen? Ben de Fenerbahçeliyim. Anneciğim bu soru da sana. Küçükken Sergül abla senin ayakkabılarını, makyaj malzemelerini karıştırır mıydı? Ayakkabılarımı karıştırdı, makyaj malzemesi iyi olmadığı için karıştırmazdı. Evet. Annemle bir ara aynı numaraydık. Beraber giyiyorduk. Annem benim ayakkabılarımı çalıp kaçırıyordu. O da var yani. Annem de benimkileri kaçırdı. Yani. Masal Efla, Sergül abla annen ve senin burcun Başak. Benim. Oğlak. İkinizin bir şeyi kıskandığı oldu mu? Hayır. Yani anneyim yani. Bilmiyorum ben. Kıskanç değildi doğru. Sevay Ayse, Yoshi ile nasıl tanıştınız? Bunu dediğim gibi posta gazetesi röportajımda yazıyor. Annen Japonya'ya bu ikinci girişi. Annemle ne derece samimisiniz? Hiç samimi değiliz. Kendisiyle hiç şekil bir. Baban nerede? O niye videolarda yok? Baba yazısı var blogumda, okumak isteyenler bakabilirler. Yani. Linkini aşağıya koyarım. Babamla ben doğduğum sene ayrılmışlar. Kendi babamla hiç görüşmüyorum. Kendi isteğimle. 18 yaşıma kadar annemin zoruyla görüştürüldüm. 18 yaşından beri bilinçli bir şekilde kendisiyle görüşmüyorum. 3 yaşından beri mi? Biraz baba. 3 yaşından beri. 3 yaşından beri de beni büyüten babam var. Kendisine baba diyorum. Gülşah'ın babası. Onunla da annem 2009'da ayrıldılar. Ondan sonra da onunla görüşmüyorum. Annemle ayrıldılar diye değil, beni kırdığı için görüşmüyorum. Çünkü yani çok kırıldım babama. O yüzden ben babamla görüşmüyorum. İlkiyle de pek bir şey yaşamadığım için görüşmüyorum. Dünürleriyle arası nasıl? Vallahi dünürlerim çok şeker. Hem kayınvalidemle habire sarılıp duruyorlar. Çok komik ya. Sürekli dünürlerim çok şeker. Buradaki de Türkiye'deki de. Yani şanslı bir kayınvalideyim. Hem damatlardan hem dünürlerden. Nimre Güven sormuş bu arada bunları. Ortak eğlenceniz gezmek. Gezmek. Birlikte yapmaktan en keyif aldığınız şeyler? Gezmek. Serkan Şimşek. Sergül abla anne seni en çok hangi tabirle sever ya da seslenir? Sergül. L'yi koymadan Sergül. Bunu seviyor muyum bilmiyorum. Bu seni mutlu eder mi bilmiyorum. Ben hani çok şey değil. Belya Turan. Anne neden şu an yanında, merak ettim. Özel bir sebep değilse. Gezmeye geldi. Gezmeye geldi. Yeni yılı ve doğum günümü kutlamaya geldim. Hem bu evi biz yeni aldık. Ablam bir tek gördü bu evi. Ve annem de hani gelip evi görsün diye de çok istedik Yoshi ile beraber. Hem bu sene Yoshi Türkiye'ye gidemediği için iyi oldu. Kızıma tatil yapmak için. Storm Angel. Annenle küçükken sorunların oldu mu özgürlük adına ve şimdiki gençler için neler önerirsin? Olmadı. Olmadı çünkü yani annemle babamın bir tek şartı vardı. Nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Nerede olacaksın? Ortaokul, lisede, ben lisedeyken cep telefonu çıktı. Zaten çıkar çıkmaz cep telefonlarımız oldu. Onda bir sorun olmamıştı. Ondan öncesi de gittiğin yer, kimlerle olduğun ve nerede kalacağın, yani oradan başka bir yere ayrılmadığın sürece bir sorunumuz yoktu. Yani yalan söylemediğimiz için bir özgürlük sorunum olmadı. Yani şimdiki gençlere de ailelerine yalan söylememelerini ve arkadaşlarını iyi seçmelerini öneririm. Sinemaya gider misiniz? Türkiye'ye gittiğimde ben sinemaya gidiyorum. Annem benimle birlikte geliyor. Ama annem çok sinema seven biri değil. Filmine bağlı. Filmine bağlı. Gitme şansımız da yok. Söke'de çok öyle sinema zaten yok. Evet. Ben de orijinal sinemaları seviyorum. Cep sinemaları sevmiyorum. Doğru.